Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün de Bir Konu Bir Konu programında çok muhterem misafirlerimle, konuklarımla beraberiz. Evet, bugün iki tane muhterem hocamız programımızda konuk olmuşlar. Efendim, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. TÜYVA İl Başkanı Mahmut Tekin hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörü hocam, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Veysel hocam. Evet, gerçekten gençlik konusu çok önemli bir konu. Yani bir toplumun ihyası, bir toplumun terakkisi o toplumun gençliğine bağlıdır. O sebepten dolayı biz de bu işle alakadar olan, projeler üreten, çalışmalar yapan bir araştırma yaptık. Baktık ki TÜYVA bu konuda elhamdülillah çok ileri safhada ve Diyanet İşleri ile el birliğiyle beraber çalışmalar yapıyorlar. Evet, Sayın Başkanım, önce sizden başlayalım. TÜYVA'nın, efendime söyleyeyim, kuruluş amacı, gayesi, siz hangi niyetle bu yola çıktınız ve bu TÜYVA'yı kurarken efendime söyleyeyim, ne gibi aşamalardan geçtiniz? Bize kısaca bahseder misiniz? Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Sizden de. Türkiye Gençlik Vakfı, TÜYVA'nın evet. Açılımı. Türkiye Gençlik Vakfı olarak yani Türkiye genel teşkilatlanmış bir yapısı mevcuttur. Evet. 81 ilde, 500 tane ilçede TÜYVA'nın teşkilatı bulunmaktadır. Maşallah. Bütün Türkiye'nin her ilinde, her teşkilatı, ilinde var. Teşkilatı var. Evet. Ortaokul, lise, üniversite, kadın aile gibi birimleri olan ve bunu her ilçede mutlaka, her ilde mutlaka kuran ve bu konularda bu koordinatörlükler babında çalışan bir yapısı var. Evet. Tabii bunun yanı sıra yurtları var. Yani 50 küsur tane yurdu bulunan bir yapımız var. Bu yurtlar üniversite yurtları mı, ortaokul, lise yurtlarda var mı hocam? Genelde üniversite yurtları, üniversite öğrencilerinin kaldıkları yurtlar. Örnek verecek olursak şu anda Gaziantep'te mesela 200 kişiye hitap eden bir tane yüksek maşallah öğretim yurdumuz var. Buralarda hem öğrencilerin tabii kalma, konaklama, iaşe giderlerinin yanı sıra çocuklarımıza, gençlerimize o noktada hem sosyal noktada hem İslami noktalarda bir katkı sağlamaya çalışan bir vakıf. Türkiye geneli çalışmaların olduğu yanı sıra yerel bazda da biz il bazında da çalışmalar yapıyoruz. Genelde Türkiye genelinde işte farklı sportif aktiviteler, sosyal çalışmalar, kamplar, evet, öğrencilere yönelik geziler, gezi programları tarzı şeylerin yanı sıra tefsir, hadis, ilmi hal bilgileri de dahil olduğu hem öğrencileri sosyal aktivitede desteklemek hem de ilmi noktada desteklemek noktasında kurulmuş bir vakıf, gençlik çalışmaları çok yapan güzel bir vakfımız yani var. Yani hem üniversiteye gidip normal fen dersleri alırken bir taraftan da manevi olarak efendime söyleyeyim programlarıyla gençler koordine oluyor. Bir manada motive oluyor. Manevi olarak hem dünyalarını hem ahiretlerini götürüyorlar yani. İnşallah. Hedefimiz, gayemiz, niyetimiz gençleri bu noktada desteklemek. Evet. Geleceklerine elimizden geldiği kadar katkı sağlamak amaçlıyız. Çok güzel bir niyete kurulmuş, bir faaliyet gösteren elhamdülillah bir Allah kuruluş. Razı evet. Evet, Sayın Veysel Hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörü. Evet. Hakikaten çok ciddi manada çalışmalarınız var, takip ediyoruz. Bu konuda biraz bize kısaca bahseder misiniz? Diyanet İşleri, gençleri nasıl üzerinde bir program düşünüyor, nasıl çalışma yapıyor? Allah razı olsun. Öncelikle bu programa davetinizden dolayı. Malum haliniz bir de Mevlid-i Nebi haftasının evet, son günlerindeyiz. Cenab-ı Hak Mevlid-i Nebi'yi her türlü güzelliğe, hayra, birlikteliğe ve her türlü lütfa vesile kılsın. Amin. Bu duayla başlamış olayım. Malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığı zaten aslında her daim gençliğin derdiyle hemhal olan, gençliği dert edinen bir kurum. Yapı olarak da böyle olmuştur ki bu Görmez Hocam dönemiyle beraber bir ivme kazanıp gençlik koordinatörlüğü yani evet, bu işlemin, bu sistemin biraz daha koordineli halde olması ve gençlik çalışması yapan camilerimizin diğer camilere de örnek teşkil etmesi noktasında böyle bir koordinatörlük kuruldu. Az önce Başkan Bey'in de ifade ettiği gibi her ilde bizlerin de temsilcileri bulunmakta, gençlik il koordinatörleri. Fakat bununla beraber aynı zamanda o gençlik il koordinatörüne kuvve-i manevi olacak nitelikte ilçelerde koordinatörlerimiz bulunmakta. Peki ne yaparlar bunlar? Evet. Öncelikle hakikaten Diyanet dediğimiz ülkemizin göz bebeği ve dini anlamda evet, söz sahibi olabilecek en üst konumdaki kurumumuz, mecramız öncelikle manevi noktadaki bir istikrarı yakalama, gençlerimizin istikrarı yakalaması adına bir program bununla beraber bir sistem ortaya koyar. Ta alırız biz
çocuklarımızı 4-6 yaş kurslarından, ki şahit olmuşsunuzdur, belki kimimizin evlatlarını da oraya emanet etmişizdir. Evet, 4-6 yaş kursundan, daha o çocukluktan ona böyle bir Allah inancı, peygamber bilinci, ahiret şuuru vesaire gibi aşılanıp o çocuğun belki aleminde iman noktasındaki ilk tohumlar ekilir. Ve sonra işte o çocuk yaz Kur'an kursları ile beraber hem hocasının riyasetinde hem geldi o camideki arkadaşlarla kaynaşmanın verdiği ortam ile güzel bir ünsiyet, camiye karşı olan belki bir algı var, neticeleri birileri tarafından yapılan sanki ihtiyarların mekanıymış gibi, zaman el verir sonra da biraz değiniriz. Camiyle bir barışık hale getirme nesilleri, liseye, üniversite çağına geldiğinde onlara kalma ve yurt imkanı sağlamak suretiyle de hem yurt hem burs hem kurs, biz bu üçlü avantaj diyoruz, evet. Yurt, burs, kurs. Bu imkanı sağlama noktasında maddi ve manevi, az önce ifade ettiğimiz gibi, teçhizatlı hale getirmek gayesindeyiz ki bunun içinde nice programlar icra ettik. İlerleyen zamanlarda bu programlarımızdan bahsedebiliriz. İnşallah. Dualarınıza talibiz yani. Öyle çok diyelim. Güzel. Maşallah, barakallah. Cenab-ı Hak yolunuzu hayretsin, aşk etsin inşallah. Gerçekten bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir iman dersi almazsa büyüyünce çok zor oluyor. Çok evet, zor. Aynen. Şimdi gençliğin en büyük vartası nedir? Efendime söyleyeyim, çocukluktan temelden bir şey almıyor. Hep okul, ders, okul, ders, dışarıda oyun, işte ahir zamanın, bu zamanın getirdiği tehlikeye bakıyorsunuz, gençlik elimizden kayboluyor. Evet. Evet, kaybolan en büyük vartası. Cenab-ı Hak yardım eylesin inşallah. Aynen. Evet hocam, Veysel hocam, şimdi gençlik derken şimdi insan evre evre çocukluk sebabetten, efendim mesela çocukluktan sebabetten ve gençlik ve ihtiyarlık diyoruz. Fakat en tehlikeli dönem sanki Mahmut hocam gençlik gibi değil mi? Böyle insanı hissiyatları bu gençlikte nasıl oluyor ki bu gençler hemen böyle bakıyorsunuz girilmeyecek günahlara bir anda giriyorlar veya bir an hareket ediyorlar. Gençlikteki akıl ve fikri biraz izah eder misiniz? Evet. Buyurun hocam. Estağfurullah. Yani öncelikle şunu bilmek lazım herhalde ki her asrın zamanın ruhu diye bir kavram var. Her asrın beraberinde getirdiği bir psikoloji, bir yapı, bir avantaj veya bir dezavantaj olabiliyor. Evet. Geçenki bir programımızda Sait Ercan Bey, buradan anmış olalım, USPET Başkanı. Evet. Şunu ifade ettik, şu zamanın gençleri açıkçası belki aşina olduğumuz bir kavram ama tekrar bir böyle burada yad etmek isterim. Hız ve haz, yani iki H. Hakikaten hızı yakalamak veyahut da hızlı yaşamak, hatta bir de buna belki bu biraz daha tehlikeli kısmı, haz peşinde koşmak. Tabii öncelikle bizler gençlerimizi bu noktada müspet manada dizginlemek istediğimizde aslında şu noktadan bir reçete sunabiliriz. Evet. Ey genç kardeşim, bak işte birazdan da ifade edeceğiz, nice genç bize hüsnü misal olmuş, Kur'an'ın örnek verdiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek verdiği nice sahabeler var. Bak aslında bir idol var senin için. Evet. Yani gençlik damarı akıldan ziyade bak hissiyatı dinler. Her bir günah için böyle ardından zehirli bir bal hükmünde bizi hem dünyada hem ahirette mahrumiyetler ve perişaniyetler yaşatabilir gibi. Aslında aldığı o hazın geçici, süfli bir lezzet olduğunu ve sonrasında ise böyle bir sancı, bir acı bırakacağını belki hatırlatmamız, bu noktada telkinatta bulunmamız. O lezzetin içindeki elemi göstermek. Elemi göstermek mühim bir, Allah razı olsun. Bir de daha fazla sözü uzatmadan şunu ifade etmek istiyorum. Yani çağın gerekliliği şekliyle bir metodoloji geliştirmek. Yani gençlerimize yaklaşımda, yani bir asır önceki metotlar şu anda gençlerimiz için çok geçerli bir reçete değil. Yani yanılıyorsam düzeltmenizden memnun olurum. Yani şu zamanın işte onların gönlünü kazanabileceğimiz, onları kendi mahallemize çekebileceğimiz faaliyetler üretmek durumundayız. Onları yani fethetmemiz lazım. Tabii ki, tabii. Bu anlamda evet. Allah yardımcımız olsun. Aa, İnşallah evet, bu hususta evet, gayretleri evet, ortaya koyarız yani. Mahmut hocam, az önce bahsettiniz. Hani siz etkinlikler yapıyorsunuz gençlere, gerek üniversite gençleri, lise gençleri. Malum dışarıda çok cazibedar bir efendime söyleyeyim gençleri çeken böyle bir çukur var, bir kuyu var. Gençleri sefahate götüren. Siz dışarıdaki bu gençlerin dışarı gitmemesi için ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Hocam, yani bu zamanın gençleri biraz daha araştırmacı, sorgulayıcı gençler. Evet. Yani bu noktada kafasına yatmayan şeye hayır diyebilen bir gençliğimiz akılla var. Hemen onu akılla hemen onu şey yapıyor, ön yargıyı kırıyor. Bu aslında bu
Müspet manada bu gençleri yönlendirmemiz aslında bizi önümüze bir silah, yani biz elimize evet. bir şey veriyor. Çünkü hep söylediğimiz şey tahkiki iman ve taklidi iman. Yani bu zaman gençler gerçekten anne babanın yaptığı şeylere çok taklidi olarak yaklaşmayıp, bu sadece iman noktasında değil, her açıdan yani, böyle. Evet. Daha çok böyle araştırıcı, gerçekten bu benim için gerekli mi, geçerli mi? İşte geleceği kendi idealleri doğrusunda şekillendiren bir gençliğimiz var. Bunlar çok güzel yerlere kanalize edilebilir açıkçası. Biz de gençlere böyle yaklaşıyoruz. Bu zamanın gençleri biraz daha sosyal büyürler. Dünyada ne oluyor, nasıl gidiyor, sosyal medya nedir şeklinde çok sosyal medyanın içindeler. Yani televizyondan daha uzak, sosyal mecraya daha yakın gençlerimiz var. Biz de reçetemizi bu noktada yazmaya çalışıyoruz. Yani sanki bir doktorun her hastaya ayrı bir reçete yazması gibi, biz de gençlerimizin her birine ayrı bir reçete yazaraktan onlara yaklaşmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Biz gençliğimizde biraz daha şeydik. Yani işte gençler şöyle, gençler böyle tarzındayız. Biz de eğitimci olduğumuz için bu noktada daha yaklaşımımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Yani gençler şöyle deyip düz cümleler kurmaktan yerine direkt öğrenciyi alıp, gençlerimizi alıp tek tek ilgilenmek ve onlara özel reçeteler yazmak noktasında yaklaşmaya çalışıyoruz. Onlarla birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu noktada işte sosyal aktiviteler, sosyal çalışmalar yapıyoruz. Evet. Çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak değil de doğru kanalize etmeye çalışıyoruz. Çünkü en büyük sıkıntılarımızdan biri de çocukları bu noktada sanki sosyal medya ve sosyal şeyler çok laf tabiriyle öcüymüş gibi göstermek aslında gençlerimizi bizimle aramızdaki mesafeyi daha da çok açıyor. Sonra çocuk bizden ayrı, bizim kontrolümüz dışında buralara girmeye çalışıyor. Çünkü çevresindeki herkes o noktada bir girişimi var, bir hevesi var. Biz de bu heveslerini kırmadan, daha çok doğru kanalize ederekten o çocukları yönlendirmeye çalışıyoruz. Sosyal medyadan çocuklarımızla ortak yarışmalar, işte bir etkinlik yapacaksak sabah namazı buluşmaları, bir sosyal aktivite yapacaksa hadi gelin beraber yapalım, bir futbol organizasyonu gibi bu tip etkinlikleri hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Onların o yönlerini hayırlı yöne tevcih ediyorsunuz, aynen, kanalize öyle. Ediyorsunuz. Çok güzel, maşallah. Bu hususta belki araya girdim. Hocam bahsedince hatırladım. Yani hakikaten normalde futbol, işte geçmiş asra baktığınızda futbol oynayanlar ya ne yapıyorsun bak, zamanında Hazreti Hüseyin radıyallahu evet. anh kafasıyla oynamışlar, futbolda olur mu falan derdik. Fakat şöyle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı işte gençlik koordinatörlüğü olarak biz tüm il genelini baz alarak hadi camini bul, takımını kur diye şeye başladık. Sloganla yola çıktık hocam. Güzel. Ama öyle güzel oldu ki yani ilçelerde böyle teveccüh gösterdiler. Her cami takımını çıkardı. Buradan anayım yine Şahin Bey Belediye'miz Allah razı olsun sponsor oldu. Bize bu anlamda mekansal ve gıda anlamında desteklerini sağladı. Öğrencilerimiz orada pilavlardır. İşte forma hediyeleri, top hediyeleri vesaire. Buradaki bizim en temel gayemiz şuydu. Bir, cami sadece ihtiyarların merkezi değil. Yani gençler olarak siz varsanız bu camide anlamlı ve bu binalar anlamlı mesajı vermek. İkincisi, camiyle hoca ve hocayla da cemaat genç diyaloğunu sağlayabilmek. Üçüncüsü de bunu biz pek düşünemiyorduk ama bu turnuvanın neticesinde gördük ki camiler arası gençlerin rabıtası başkanım çok ciddi sağlandı. Yani birbirleriyle böyle diyalogları oluştu. Yakın komşu camiler vesaire gibi. Bu gibi aslında belki yöntemimizin tarzı biraz tartışılabilir olsa da fakat burada çok güzel semereler alındı. Zamanın ruhu, Necdet Subaşı az önce de ifade ettim. Aslında bunu kasteder bize. Yani buradan bir yol bulup onların gönlünü fethetme ve zamanımıza ve onların şeylerine kazanmaktır. Yani. Az önce Mahmut Hocam, İl Başkanımız hani bu zamanın evladının o istediği yolu bulmak manasında yaklaşık evet. çok önemli. Evet. Belki de biz camiyi çocuklara tam tanıtamamışız. Öyle. Belki de o camiyle, cemaatle, imamla çocuk arasındaki o diyaloğu, köprüleri tam kuramamışız. Bu bahsettiğiniz etkinliklerle inşallah o köprüler çok ve nice etkinlikler biz fazla evet. süremiz olmadığından sadece eminim TÜGVA'nın da ziyadesi yine yaptıkları evet. etkinlikler vardır. Fakat tabii. süre noktasında ben sadece böyle müşahhas bir örnek olsun diye evet. paylaşmış oldum yani. Şimdi en büyük rehberimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam'dır değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam toplumun her kesimiyle birebir ilgilenmiş. Çocuklar olsun, gençler olsun, efendime söyleyeyim yaşlar olsun. Şimdi biz gençlere dönelim. Gençlere de Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl ilgilenmiş, nasıl alakadar olmuş? Gençlere ne kadar önem vermiş acaba? Şimdi aslında
bu işi çocukluktan almamız lazım ki malumunuz Mevlid-i Nebevi haftasının da teması peygamberimiz ve çocuktu. Yani Efendimizin çocuklarla olan münasebeti. Gerçekten kulağımızın aşina olduğu bir hadise. Fakat ne derece bunda muvaffak oluyoruz, bunu ölçmemiz gereken bir durum. Nedir bu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescide gelmeyen, her daim gelen, gelmeyen ama bir müddet sonra göremediği çocuğun halini sorup nerede bu çocuk deyip kuşu ölmüş ya Resulallah, ondan dolayı çok üzgün, gelemiyor. Aa öyle mi? Hadi gidelim taziye falan. Yani bu gerçekten çok aşina olduğumuz bir anekdot. Fakat bu bir zihnimizde hep hatırat olarak kalıyor. Yani hakikaten başta bunu nefsimi merkeze alarak söyleyeyim. Yani ne kadar bir çocuk gördüğümüzde Resulullah gibi ona selam verip hal hatırını sorabiliyoruz. Onun dünyasına girebiliyoruz. Kesinlikle, ne kadar dünyasına inebiliyoruz. Onun diliyle ne kadar konuşuyoruz. Onunla ne kadar şakalaşıyoruz. Çocuklarla çocuklaşmayı Hazreti Ömer radıyallahu anh özellikle tavsiye etmekte. Onun başını okşamak. Bakın çocukluktan gelen Resulullah'ın çocuklara yaklaşımını gördüğümüzde ha demek ki geleceğin bunlar büyükleri nazarıyla bakıp o noktadan Peygamber aleyhissalatü vesselam yaklaşmış. Bununla ilgili malumunuz Kur'an'da ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da gençlere yaklaşımla ilgili örneklendirmeler var. Bilmiyorum onun da ifade etmem şeyse. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nice gençlerden örnek verir bizlere. Yani aslında gençlik, hani deriz ki ya ideal bir gençlik nasıldır? Cenab-ı Hak bir nevi onu resmediyor. Mesela ideal bir gençliği Habil'den başlatır. Evet. Habil ve Kabil kıssası malumunuz sizlerce de. Evet. Habil işte Allah'a muttaki bir kul olmaya gayret eden bir genç. Kabil'le de bir, Kabil'in de Habil'i bir çekememesi ve neticede de ikisinin kurbanı Allah'a takdim etmesi. Kabil'in kurbanının kabul edilmeyip Habil'in kabul edilmesi. Tamam, ne alaka şimdi gençlik falan. Ha şurası önemli. Hükmü ilahi bir mühür vuruyor odada. Diyor ki kurban yalnızca takva sahiplerinden kabul edilir. Ha o zaman ideal bir genç müttaki bir kul olmak durumunda. Öyle midir Yavuz abi? Değil mi? Müttaki bir kul olmak durumunda. Hele ki şöylesi bir asırda. Günahların her yerden hücum etti. Böylesi bir asırda. İsmail aleyhisselama bakıyoruz. Tamam da hani ideal bir genç babasına nasıl tavır takınacak? Bir çocuk genç düşünün. Babası diyor ki o peygamber Alişan, oğlum rüyamda seni boğazladığımı gördüm, ne dersin bu işe falan. Enteresan bir teslimiyet. Babacığım emrolunduğun şeyi yap. Allah Allah, beni sabredenlerden bulacaksın muhakkak ki ayetle sabit olan. Demek ki ideal bir gencin profilinde aynı zamanda ebeveynine mutlak surette bir itaat var, teslimiyet var. Ve yine baktığımızda, hele ki şu zamanda o kadar muhtacız ki şu zamanın Yusufları olmak, Hazreti Yusuf aleyhisselam bir genç. Yani belki dünyanın en tatlı geleceği, o kadar imtihanların Ahsenul Gasas olarak geçer. Hatırlarsınız kısayı okuduğumuzda ne kadar çileli bir hayat, tam böyle hayatın tadı. Belki orada meyil göstermiş olsa rahat edeceği bir dönemde maazallah deyip, enteresan, maazallah deyip Allah'a sığınması yine bize şu mesajı veriyor ki gençliğin olmazsa olmazı iffet ve takvadır. Bunun örnekleri çok. Dediğim gibi Sayın Başkanım da burada. Onların ne ifade edecekleri olur. Ben özetlemiş olayım. Bununla ilgili aslında saadette de örnekler fazlaca. Süre yettiğince inşallah paylaşmaya gayret ederiz. Sayın Başkanım, az önce bahsettiğiniz 81 ilde yurtlarınız var. Her yerde elhamdülillah şubeleriniz var. Peki bu 81 ilde hepsinde aynı program mı uygulanıyor? Yoksa ile göre programlar, etkinlikler değişiklik gösteriyor mu? Tabii ki. Yani genel merkezimizin yapmış olduğu Türkiye geneli yarışmalar ve programlar da var. Bunun yanı sıra biz yerelde de yaptığımız birçok farklı etkinliklerimiz var. Mesela Türkiye geneli yapılan en çok ön planda tuttuğumuz etkinliklerden bir tanesi de icathanelerimiz. Yani zamanın gençlikleri tabii ki az çok biliyorsunuz teknolojiyle beraber büyüyorlar. Evet, mucitliğe biraz daha hevesliler. Bu noktada ortaokul liselere yönelik icathanelerimiz var. Mesela Teknofest'lere katılıyoruz. Öğrencilerimiz mesela Gaziantep'teki Teknofest'e katılan, bizim yurdumuzda kalan bir tane elektrik elektronik mühendisi gencimiz orada derece aldı. Çok güzel. Bu tip etkinliklere de katılaraktan gençlerimize de bu noktalarda destek vererekten onların doğru kanalize etmelerine vesile oluyoruz. İcathanenin yanı sıra kitap kahvelerimiz var. Kıraathanelerimiz var. Yani eski usul kıraathane değil tabii ki bizim aklımızdan geçer. Asıl Osmanlı'daki bahsedilen kıraathaneler nedir? Kıraattan
emsal tabii ki okunan için. Haneler yani. Gençlerimize buralarda kitaplardan vererekten, kitap tahlilleri yaparaktan, önüne ışık tutacak böyle eserlerle o gençlerimizi bu noktada destekleyecek kitap tahlilleriyle bu çocuklarımızı seminer, konferans, güncel şahıslarla, sosyal medyadaki popüler olmuş kişilerle buluşturarak da onları doğru kanalize etmeye çalışıyoruz açıkçası. Çok güzel, çok güzel. Evet hocam, tekrar size döndük. Şimdi hocam, malumunuz asır teknoloji asırı. Evet. Teknolojinin getirdiği ne kadar hasenler varsa seyyiatlar da vardır. Şimdi bu zamandaki en büyük hastalık, belki hepimizde de bu kısmen var fakat evet, gençlerde evet, çok daha fazla. Evet. Yani teknoloji içinde kaybolmak başkanım. Yani telefonun içinde, bilgisayarın içinde, internetin içinde saatlerde geçirip hatta etrafındaki insanlarla tamamen bağ koparıp bir köşeye, kendi köşesine çekilip efendime söyleyeyim Facebook'udur, WhatsApp'ıdır. Yalnız bir gençlik. Evet, kendi evet, evet. Çok yalnız güzel ifade ettiniz. Evet. Yalnız bir gençlik. Dışarıdan kopuk, kendi içinde bir gençlik. Evet. Peki bu durumda bu gençleri nasıl kurtarabiliriz? Bu gençleri el atmamız lazım. Hani gerek TÜİVA olarak gerek Diyanet İşleri Başkanı olarak siz bu konuda ne gibi çalışmalar yaptınız? Yani anladım. Bu noktada tabii az önce de yine bahsettiğimiz gibi gençlerin sosyal medyada doğru yerlere kanalize etmek zorundayız açıkçası. Yani o noktada çalışmalar yapmak zorundayız. Çocuklar tabii sosyal medya çok geniş bir ağ. Çocuklar istedikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmanın yanı sıra çok kirli bilgilere de ulaşabiliyorlar. Evet, doğru bilgiye de çok hızlı ulaşıyorlar. Evet. Ama çok kirli bilgilere de çok rahat ulaşabiliyorlar. Yani kontrol altında olmazsa her an ayağa kayabilir. Her türlü ortama mecraya gidebilirler. Ve dünyada müthiş bir fesat şebekesi ki buna çok ciddi çalışıyorlar. Ve bu sosyal medya ve medya ağı da özellikle zaten onların çok ciddi kullandıkları bir mecra. Özellikle son zaman pandemiyle beraber online her şeyin, derslerin online yapılan her türlü etkinlikler online hale dönüştü. Çocuklarımız bu pandemiden dolayı tamamen eve kapandılar. Dışarı çıkamaz hale geldiler. Bu vesileyle çok ciddi sosyal medyada zaman geçirmeye başladılar. İşte buralarda bizim bulunmamız gerekiyor. Buralara dokunabilmemiz gerekiyor. Yoksa bu şekilde çok farklı, dediğim gibi az önceki fesat şebekeleri buralarda çok ciddi çocukları yanlış kanalize ederekten popüler şeylerle, işte YouTuber'larla, popüler şarkıcıların yönlendirmeleriyle çok yanlış şeylere kanalize olabiliyorlar. Biz bu çocukları bu vesilelerle oralarda bulunaraktan doğru yollara girmelerine vesile olmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel hocam. Belki şöyle bir şey de eklenebilir. Gerçekten artık bu kaçınılmaz bir hakikat. Ve ailelerin çok büyük bir derdi yani. Kesinlikle. Yani şu an mesela biz en son ailelerden duyduğumuz çocuk odasına çekiliyor. Efendime söyleyeyim telefonunu alıyor. 3-4 saat hiç kimseyle diyalog kurmuyor. Bazen 5 saat evet, çocuk yeme içmeyi dahi terk ediyor. Tabii. Efendime söyleyeyim arkadaşlarını terk ediyor. Bir köşe kafasını kapatıyor. Ve bazen Allah muhafaza sabaha kadar nerelere girdi belli olmayan sayfalara giriyor. Ve bakıyorsunuz çocuklar zamanla hırçınlaşıyor. Farklı hissiyatlar, farklı duygulara giriyor. Yani bu konuda ailelerimiz zarif. Aile şuurlu ve bilinçli değilse çocuk kayboluyor herhalde. Buyurun. Bu suyu misal olmaz diye bir hüküm var da. Yani evet gerçekten bu çok böyle suyu misal olsun diye bir şeyleri zikretmeyeceğim. Fakat bu bir kaçınılmaz hakikat oldu. Yani sosyal medya ve teknolojinin yeni medya dediğimiz getirdiği bu imkanlar kaçınılmaz. Yani evet, yasakçı bir tavır bir kere bu işte pek doğru fayda vermez değil. Ve doğru bir çözüm değil. Evet. Ha, burada önemli olan nokta bizim içerik üretmemiz. Tabii. Yani içini doldurmak dediğimiz içerik üretmek. Neye göre içerik üretmek? Bakın işte az önce ifade edildiği gibi bir yıldır pandemi sürecinden dolayı insanlar evlerine kapandılar. Çoğu işlerini tabletler, telefonlar, bilgisayarlar üzerinden halletmeye başladılar. Peki biz muhafazakar kesimler olarak ne derece gençlerimize ulaşıp içerik üretebildik? Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak, STK'lar olarak vesaire. Bizler gençlik koordinatörleri olarak önce iğneyi kendime batırmak istiyorum. Yani bir içerik üretme, gençlerimizle o iletişimi hala sağlıyor olma, bunlar önemli şeylerdi. Hatta arz etmek isterim. Yani TV'de böyle haftanın bir günü gençlerle baş başa program var. Baktım onu YouTube'a taşımışlar. Gerçekten çok güzel bir adım bu. Yani gençlerin ilgisini çekebilecek bir formata da çevirmişler. Bu anlamda gerçekten madem işte bununla ilgili hatta bir çalıştaydaydık. Başkanlığımızın bir çalıştayı olmuştu. Madem bu kaçınılmaz bir gerçek. Artık ebeveynler olarak yasakçı bir tavır takınmak da bunu ters tepiyor. Daha büyük bir sıkıntılara yol açabiliyor. Yani, çocuklarla aramızdaki mesafeyi açıyor. Daha ziyade. Yani bir şey yasaklayınca o şey daha cazip oluyor. Daha cazip geliyor. Burada bizim dikkat edeceğimiz nokta ebeveynler olarak ise. Yani ben bir ebeveynim tamam da ne yapayım?
bu işte kesinlikle bilinçli hale gelmek. Yani bilinç kazanmak. Bununla ilgili eğitim veren yerler gerek sosyal medya üzerinden gerek siteler üzerinden var. Bu eğitimi almaları. Peki genç olarak ne yapmamız lazım? Sosyal medyada mahremiyet diye güzel bir köşe yazısı okumuştum. Yani aslında evimizde dışarıda sahip olduğumuz mahremiyeti ve her an başkalarının bizi ıtılağından görmesinden çekindiğimiz kadar aynı anda sosyal medyada da her an göründüğümüzün ve görüldüğümüzün ve mahremiyet sınırlarının sosyal medyada da geçerli olduğunu izan etmemiz ve gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Şöyle noktalayabilirim belki bu hususu. Kesinlikle muhafazakar kesimler olarak gençlere ulaşmak adına içerik üretmemiz gerekiyor. Yani kısa kısa videolarla mı olur bu? İşi daha böyle biraz espiritüel anlatmak suretiyle mi olur? Bilmiyorum ama kesinlikle bolca içerik üretmemiz lazım. Yoksa bizim mahallenin gençleri dediğimiz o güzide gençlerimiz başka mahallenin Allah muhafaza eylesin gençleri olmaya adaydırlar. Bir de dilimizi değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle bu noktada bir kere gençlere saygı duymamız lazım. Yani şu anda özellikle belki dinleyicilerimiz arasında kesim vardır ama ben burada kimseyi itham altına bırakmak istemem ama özellikle 40 yaş üstü büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz işte gençlikten bir şey olmaz, gençlik bu gençlik berbat durumda gibi tabirlerden yerine işte gençliğe umut verici, gençliğin gelecekle ilgili önlerini açıcı, aydınlatıcı cümleler kurup onlara saygı duyup onların ilgilendiği şeyleri önemseyip çünkü en büyük sıkıntılarımızdan biri de sosyal medyayı devamlı eleştiren bir kesimiz. Yani işte ondan bir halt olmaz, öyle yapmakla bir şeye varamazsın gibi çocukları tamamen yalnızlaştırmaya aslında biraz da biz itiyoruz. Yani evet. Öyle de bir sıkıntımız var. Evet başkanım, manevi olarak çalışmalardan kısaca bahseder misiniz? Çünkü hani bahsettiğimiz sıkıntıların çoğunluğu manevi eksiklikten dolayı geliyor. Hani bir genç kalbi ve ruhu tam manasıyla mutmain olmamışsa artık dışarıda o zevkleri, keyifleri aramaya başlıyor. Hani gençleri dışarı meylettirmemek için siz manevi olarak nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani işte çocuklarımızı sosyalleşmeyle beraber manevi şeylerle de desteklemeye çalışıyoruz açıkçası. Evet. Çünkü tek başına İşte ben tefsir, hadis dersi yapıyorum demek de gençler açıkçası çekmek çok zor oluyor. Bu zamanda en güzel yapılan etkinlikler hafta sonu ya da hafta içi mesela örnekle bahsedeyim. Biz pandemi zamanında çok sosyal medyaya taşıdık açıkçası bu işi. Pandemi öncesi mesela hafta sonları kamplarıyla gençlerimizi alıp sağ olsun bu konuda büyükşehirimiz Şahin Bey ve Şehit Kamil Belediye'mizin bu tip etkinlik alanları, çok güzel etkinlik alanları var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de dahil olmak üzere. Bu çocuklarımızı ortaokul, lise, üniversite boyutunda alıp sosyal yerlere götürüp çocukların işte okçuluk, yüzme tarzı şeylerin yanı sıra gün sonunda da gün içerisinde işte Veysel Hocam sağ olsun bu konuda hep bize destek oldu. Ya da üniversiteden hocalarımız ya da milli eğitimdeki görev alan din kültürü hocalarımız desteğiyle bu çocuklara oralarda işte asr-ı saadetten numunelerle bir genç nasıl olmalı, ne yapması gerekiyor bu zamandaki gencin o noktada desteklerle hem çocuğa sosyal aktiviteler hem manevi değerlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında Türkiye genel yaptığımız mesela ortaokullu öğrencilerimize yönelik çizimlerle 40 hadis yarışmamız var. Çocuklara 40 tane hadis dağıtıyoruz. Bütün okulları ziyaret ediyoruz. Çocuklara 40 hadis dağıtıp bununla ilgili biz de çizim yapmalarını istiyoruz. Onları daha sonra toparlayıp içlerinden dereceyle öğrenciler seçip onları ödüllendirme şeklinde çalışmalarımız var. Bu tip desteklerle kitap okumalarına, kendileri yetiştirmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet hocam. Diyanet İşleri baştan sona donanımlı fakat bize kısa özet olarak. Olabildiğince özetleyeyim. Yani dediğim gibi işe tam böyle daha küçük yaşlarda başlamak suretiyle 4-6 yaş kurslarıyla. Aslında burada şunun aslında bir noktadan da nimetine sahibiz. Yani şu anda dini noktadan İslami hizmet anlamında ortaya koyacağımız herhangi bir faaliyette sağ olsun gerek ST kurumlarımız, gerek devlet büyüklerimiz, gerek ricanimiz sonuna kadar kapıyı açmış bir vaziyetteler ki biz aslında bunun şu anda bu faaliyetleri yapıyorsak onların vesileliği noktasında bu şeylere de muvaffak olabiliyoruz ki burada mesela önceden 4-6 yaşa mümkün müydü işte Kur'an dersi vereceksin de onlara işte Allah'ı peygamberi anlatacaksın da hatta malumunuz 8. sınıftan kadar bu anlamda eğitim alamıyorlardı. Evet. İlkokul çocukları yaz kurslarına gelemiyordu
İlkokuldan önceki çocuklar zaten gelemiyordu. Şu anda daha biz annesinin kucağından ayrıldığı anda, yürümeye belki tam manasıyla ayak üzerinde durmaya muktedir olduğu anda 4-6 yaş kurslarıyla alıp onu hem orada manevi bilince hem ahlaki noktadan teçhizatlı hale getirmeye. Bununla beraber biz yerel özelde, yerelimizde yani Gaziantep'te işte hadi gençler camini bul, takımını kur deyip işte orada insanlara, oradaki gençlere vereceğimiz küçük bir mesaj, hocayla o arasında eğer bir perde, bir sur varsa onu ortadan kaldırma. Bununla beraber ortaokullara yönelik aynı programı icra ettik ve ortaokul öğrencilerimize dönem arası kamp düzenledik. O kadar bereketli oldu ki Yavuz abi. Yani hatta o kamptan çıkarken dediler bize, hocam lütfen bir daha bizi kampa alın falan. Niye? Abi sabah kalkıyoruz, biraz böyle eğlenceli de geçiriyoruz dersi. İnteraktif oluyor. O katılıyor, o katılıyor falan. Soruyorlar. Her aklınıza geleni de rahatça sorun diye böyle bir ortam da oluşturduk. Sonra çay bisküvi saati falan. Ardından oyun saati. Böyle meşru çerçevede. Hem nefsi, hem kalbi, hem aynen ruhu beraber. Oldu. Elhamdülillah. Ulan gençler öyle. Yani evet. O kadar güzel o ortaokul kampı, o kadar bereketli oldu ki. Üniversite öğrencilerimize yönelik sağlanan yurt, burs ve kurs imkanları. Ha, kurs imkanı derken de üniversite öğrencilerimiz, üniversitedeki akademisyen hocalarımızla da dirsek temasındayız. Evet. Sağ olsun ilahiyattaki Mahmut Çınar hocam bu hususta Diyanet Akademi'ye çok büyük manada katkısı oldu. Bu anlamda diğer akademisyen hocalarımız da dirsek temasına geçip üniversite öğrencilerimize de hatta şöyle bir slogan getirdik. Üniversite camii olarak, eğer hedefin akademi ise akademisyen seninle diye. Akademisyen öğrenci buluşması. Bu anlamda bakalım niyetimiz halis. İnşallah Cenab-ı Hak da o niyetimizin halisliğinde bir mecra buldurur diye. Sayın Başkanım, diğer STK'larla veya diğer kuruluşlarla beraber ortaklaşa programlarınız var mı? Beraber bir araya gelip efendime söyleyeyim sadece gençlik değil de diğer konularda da bir fikir birliği, beraber ortak programınız nasıl oluyor bu konuda? Tabii. Yani başta devlet ricaliyle olsun. Genç Spor Bakanlığı'yla çok ciddi dirsek teması içindeyiz. Hem projeler konusunda bizi çok ciddi destekliyorlar. Hem kamplar hususunda çok ciddi desteklerini alıyoruz. Hatta üniversitenin içerisinde kurmuş olduğumuz kitap kahvemize Genç Spor İl Müdürlüğümüz ve Bakanımız çok ciddi destek verdiler. Onun dışında diğer STK'larla olsun, işte İlim Yayma, Ensar, Önder gibi, Yeni Dünya gibi uluslararası öğrenci hususunda yine Yeni Dünya Vakfımız gibi birçok vakıfla ortak çalışmalar yapıyoruz. O öğrencilere yönelik konferanslar olsun mesela, örnek olması babında. Geçen sene Mekke'nin fethi münasebetinde Mehmet Emin Ay hocamızı çağırmıştık. İlim Yayma, Ensar ve Önder'le beraber yapmıştık. Bu tip etkinliklerle diğer kurum ve kuruluşlarla yine dirsek temasımızı devam ettiriyoruz. Yine belediyelerimizle, yani gerçekten burada özellikle bahsetmek istiyorum. Şahin Bey Belediyesi olsun, Büyükşehir Belediyemiz ve Şehit Kamil Belediyemiz olsun. Ve buralarda kurulmuş Gençlik Spor Daire Başkanlıkları'yla çok ciddi ortak çalışmalar yapıyoruz. Mesela geçen hafta masa tenisi turnuvası yaptık Gençlik Spor Daire Başkanı Büyükşehir'le beraber. Bu tip etkinliklerle gençlerle devamlı temas halinde olmaya çalışıyoruz. Çok güzel, teşekkür ederim. Evet Veysel Hocam, gençlik dedik. Evet. İdeal ve istikametli bir gençliği bize kısaca tarif eder misiniz? Şimdi ideal ve istikametli bir gençlik herhalde bu aslında zor programın, bu programın temel taşı. Temel taşı. O da bize denk geldi. Yeni nesil gençlik konumuz. Evet. Yeni nesil gençlik. Peki ideal ve istikametli gençlik gerçekten belki ifadesi kolay olacak. Bunun yaşamaya göre çok daha, yaşaması çok daha zor olacak. Böyle bir gençliği vücuda getirmek, bu hususta gayret göstermek çok daha zor olacak. Çünkü hakikaten ahir zaman diye vasıflandırdığımız veyahut da fesad-ı ümmet dediğimiz şöylesi bir zamanda o gençlerimizde şeyi yakalamak, istikameti yakalamak, idealliği yakalamak çok zor. Fakat belki şununla başlanabilir işe. Bugün hutbemizde de aynı zamanda Mevlid-i Nebi peygamberimiz ve çocuk olunca hutbemizin konusu da çocuk da orada, evet, şu eklemede bulundum. Yani bizler ebeveynler olarak çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamakla, onlara marka kıyafetleri giydirmekle, karınlarını doyurmakla, altlarına belki imkan nispetinde araba vermekle falan ebeveynliğimizin bitmediğini, bilakis onların ruhunu, kalbini, aklını müsbet manada Allah, Kur'an, peygamber bilinci ve sevgisiyle donatmak, kulluk bilinciyle yetiştirmek, evet, herhalde ideal gençliğin en önemli anahtarıdır. İstikametli gençliğin en önemli anahtarıdır. Çünkü eğer o gençlik
Allah sıhhat afiyet versin. Mehmet Kaya abi kadim bu manada manevi dinamiklerdendir Gaziantep'in. Şunu ifade ederdi. Biz gençken bize nasihatta bulunurken gençlik derdi taşkın gibi akan bir suya benzer. Ya onun önüne takva, iffet ve istikametle set yapıp hem elektriğinden hem suyundan faydalanacaksın ya da akışına mecrasına bırakıp Allah muhafaza ebedi bir gençliği kaybetmesine sebep olacaksın. Evet. Burada gerçekten önemli bu nokta. Sadece bu dünyaya hasr nazar etmeden dünya ve ahiret dengesi ile beraber gençlerimizi hem bu dünyayı hem ahiret hazırlamak. Gerçekten şurada bunu söylemek çok kolay. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Çünkü et-tahribul eshel sırrınca tahrip kolay, imar zor. Bir adamın bir 10 dakikada yıktığı bir şeyi 20 adam 20 günde yapamıyor yani. Bu anlamda ekstra bir gayretimiz, ekstra bir hassasiyetimiz ki ebeveynler olarak da aslında bu ideal ve istikametli bir genç istiyorsak da ideal ve istikametli bir ebeveyn de olmayı beraberinde getirmesi lazım. Çünkü anne ve baba onun için en önemli her daim gördüğü bir rehber konumunda şu anda yani. Evet. Sayın Başkanım, hocam teşekkür ederim. Gerçekten çok çok istifadeli geçiyor. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Sayın Başkanım, iller arasında öğrencileri tanıştırma, kaynaştırma, beraber etkinlik yapma gibi faaliyetleriniz oluyor mu? Tabii. Yani genel merkezimizin devamlı bu noktada gençlerimizi bir araya getirme, hem teşkilatımızı bir araya getirme hem de gençlerimizi bir araya getirme noktasında fikir kongreleri, edebiyat ve kitap üzerine yaptığı çalışmalar üzerine kamplar. Bu noktada liseli gençlerimizi hep belli noktalarda, ülkenin belli noktalarında toplayaraktan orada ve onlara emsal teşkil edecek kişilerle buluşturarak. Yani gerçekten gençliği önemsediği mesela örnek olsun diye söylüyorum. Bekir Develi gibi kişilerle bir araya getirip onları bir araya getirmek ve bu noktada da onlara nasıl bir gençlik olması gerektiği noktasında işte bir Fatih Sultan Mehmet gibi, bir Musab bin Ümeyr gibi, bir Enes bin Malik gibi emsal teşkil edecek örneklerle o çocukları istikamete yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Allah razı olsun. İstikametimizi inşallah. Evet hocam, son sözlerimizi alalım inşallah. Vaktin sonuna doğru geliyoruz. Ben belki nacizane bir genç koordinatörü olarak veyahut da Diyanet Camiası'nın bir küçük ferdi olarak şunu ifade edebilirim. Camilerimiz gerçekten gençlerle anlam buluyor ve anlam kazanıyor. Eğer camilerde gençlerimiz yoksa bu anlamda bizler mahzunuz. Bizler bir nevi sahibimiz Allah olmakla beraber camimizde anlamı ve değeri o gençlerimizle buluyoruz. Şunu yıkmak gerekiyor. Özellikle sesimizi işiten gençlerimize şunu ifade etmek isterim. İslam davası elbette ki başımızın tacılar, ihtiyarlarımız bizler için hem güzel bir rehberlerdir, hem musibetlerin, belaların bir define vesiledir, bir setlerdir. Fakat şunu ifade etmek isterim. İslam davası gençlerin omuzunda yükselmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh 10 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişti ve Kabe'deki putları yüzüstü Allah Resulü'nün yanında devirirken 35 yaşlarındaydı. Cafer bin Ebi Talip Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu. Sadece 17 yaşında Habeşistan'a hicrette Habeş kralının karşısında hakkı ve hakikati haykırıyordu. Ve bunun örnekleri çok. Zeyd bin Haris 15 yaşında Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'te taşlanırken vücudunu siper ediyordu. Yahu 15 yaşında ne işin var haşa, hani böyle bak işte git oyna değil. Demek ki İslam davası gençlerle beraber. Musab bin Ümeyr 25'li yaşlarında Medine'ye muallim olarak gitti. Allahu Ekber. Demek ki o gençlerimizde o kabiliyet, o gençlerimizdeki o heyecan bu İslam'ın güzellikleriyle birleştiğinde böylesi güzel neticeleri el veriyor. Cenab-ı Hak inşallah bizleri en başta onlara layık bir idol, istikametli bir idol eylesin, rehber eylesin. Duamız bu. Nice programlarda da o güzide gençlerimizle i̇nşallah. Buluşmak duası ve ümidiyle şu pandemiyi bir an önce atlatıp inşallah. Yeniden bu güzel programları icra etmek istiyoruz. Bu programa i̇nşallah. Davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Nice programlarla diyelim inşallah. Davet Radyo ailesi adına sizlere teşekkür ederiz. Evet başkanım, sizin son sözlerinizi alalım. Aynen yani Veysel hocam dediği gibi gençlerimize elimizden geldiği kadar dokunmaya devam edeceğiz. Onlara örnek teşkil etme. Yani anlatmak çok bu zamanın gençlerine gerçekten çok fazla fayda vermiyor. Onun yerine yaşamak, onları nasıl yaşamaları gerektiği noktasında, nasıl bir istikamet olduğu noktasında, ahireti anlatarak Allah'ım, çünkü şu anda en büyük sıkıntılarımızı bir de çok fazla değinemedik ama deizm
sıkıntısı. Özellikle liseli ve üniversiteli çocuklarda çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu noktalarda gençlerimizi yanlış yönlendirmelere mahal vermeden en büyük sıkıntılardan bir tanesi, en çok karşılaştığımız üniversite gençliğinde bu selefilik akımları. Yani o tip şeylerde gençlerimizi bilgilendirerek yanlış yollara sapmama noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık, çalışacağız. Rabbim bu istikamette i̇nşallah. Rab bizi vesile kılsın. Kıyamete kadar bu niyetle gitmeyi nasip edelim inşallah. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. Evet, ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Amin. Başkanım, Sayın Hocam. Gerçekten Amin. Çok istifadeli program oldu. Çok güzel konulara değindiniz. İnşallah. Gerek manevi olarak, gerek TÜİVAN'ın faaliyetleri olarak. Evet, değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün de bir konu programı burada Hüsnü Adem'e veriyoruz. Başka bir konu programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın.